diyetisyen Olcay Barış geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Ramazan'a çok az bir zaman kaldı. Evet, kesinlikle. Değil mi? Beslenmeyi konuşacağız. Bir de cevizi konuşacağız. Çünkü cevizin tok tutma özelliği var. Öncelikle yaz aylarına geliyor malum ve son yıllarda arada iftarla sahur arasında çok uzun bir zaman dilimi var. İftarla sahur arasında da çok kısa bir zaman dilimi var. Ve o zaman diliminde nasıl beslenmemiz lazım, meyveyi ne kadar süre sonra yemek lazım, su tüketimi çok çok önemli, hurmayla açıyoruz. Sahurda birçok kişi kahvaltı yapıyor, zeytin peynir yiyor ama hani zeytin de tuzlu olduğu için nasıl dengeleyeceğiz onu özellikle detaylı bir şekilde konuşacağız ama öncelikle cevizi sormak istiyorum. Kesinlikle. İftarda mı yiyeceğiz, sahurda mı yiyeceğiz, bize faydası nedir? Aslında hem sahur hem iftar neden? Öncelikle tok tutucu etkisiyle beraber sahurda tükettiğimizde iftara kadar birazcık daha o süreyi rahat geçirmemizi sağlıyor. Bu anlamda özellikle Kaliforniya Ceviz Komisyonu cevizle ilgili tüm araştırmaları desteklediği için çok kolaylıkla bu araştırmalara ulaşabiliyoruz. İftarda olmasının özelliği de şimdi uzun süre açlıkta ister istemez bağırsak sıkıntıları meydana gelebiliyor. Gaz, şişkinlik, kabızlık gibi. Bağırsak sağlığına da çok yararlı ceviz. Bu anlamda da hem sahur hem iftarda önerebiliyoruz. Bir etkisi daha var özellikle iftarda savunduğumuz. Uyku düzenleyici melatonin hormonunun geçişini kolaylaştırdığı için rahatlıkla sahurda hatta gece öğününde tüketip uykuya rahat geçişimizi sağlayacaktır. Güzel. Cevizin faydalarını her daim konuşuyoruz ki kalp sağlığı uzmanlarımızı da burada ağırladık. Onlar da değiniyorlar. Bağırsak konusunda da mutlaka değiniyoruz. Her yerde karşımıza çıkan çok önemli bir besin. Alzheimer'dan koruyor. Beyin gelişimi için, çocuklarımızın dikkat dağınıklığı ve zihin açıklığı için de çok çok faydalı. Gerçekten iftarda ve sahurda ama ne kadar yemek lazım? Her şeyin fazlası zarar çünkü. Şimdi şöyle, aslında biz eskiden hep iki tüm ceviz diyorduk ama artık porsiyon kontrolünde rahatladığımızı gösteriyor araştırmalar. Bu anlamda bir avuç ceviz önerebiliriz rahatlıkla. Tabii ki kişinin alacağı kaloriye göre değişebilir ama ben rahatlıkla bir avuç ceviz önerebiliyorum. Ceviz içi. Evet. Değil mi? Ceviz deyince kabuğuyla beraber evet, ceviz daha içi az diyelim, olur. Doğru. Ceviz içi diyelim. Şimdi önümüzdeki hafta sahura kalkıyoruz ve oruç tutacağız. İlk gün dinç olmak için ne yemememiz lazım? Şimdi şöyle, tabii ki hem kan şekerimizin bir anda yükselip düşmemesi için hem de birazcık daha doygunluğumuzun sağlanması için öncelikle kahvaltı şeklinde bir sahur olmasını öneriyoruz. Nedir bu? Yani beyaz ekmek olmamalı diyebilirim. Çünkü kan şekerini çabuk yükseltip düşürdüğü için tam buğday, çavdar veya tam tahıllı bir ekmek tercih edebiliriz. Yanında mümkünse az tuzlu bir peynir, bulor peyniri olabilir, yarım yağlı bir peynir olabilir. Çünkü tuzu yüksek olan daha çok susatacaktır. Zeytin yine hiç önermediğimiz besinlerden çabuk susatmaması açısından. Ramazan pidesiyle de zeytini çok severim ben. Ay evet. Aslında onu iftarda tercih edebiliriz ama sahur için belki birazcık daha önlem almamız önemli. Cevizi yine tokluk sağlayıcı özelliğinden dolayı çok öneriyoruz. Bu anlamda belki peynirle cevizi birleştirip ekmek üzerinde kızartılmış bir ekmek gibi de tercih edebiliriz. Hem değişik bir kahvaltı olmuş olur. Yani tüketmememiz gereken kısaca kan şekerini çabuk yükseltip düşüren beyaz ekmek ve özellikle makarna, pilav, çorba türü cinsler. Ama beyaz ekmek yerine tam buğday, tam tahıl, tam çavdar mutlaka öneriyoruz. Ve mümkün olduğu kadar tuzu az besinlere yer vermek önemli. Şimdi unlu mamuller, hamurdur, makarnadır. Özellikle sahurda tok tutsun diye yeniliyor ama insülin direncini çok fazla etkiliyor. Kesme makarnalar, mesela ceviz dediniz. Anadolu'da kesme makarnanın güzelce haşlanır, üzerine peynir serpilir. Tereyağı gezdirilir, erimiş tereyağı cos diye bir ses çıkması lazım. Bir de iri dövülmüş olan ceviz serpilir. Özellikle sahurda yenilir. Şimdi sahurda özellikle yemememiz gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Tok tutsun diye çoğu insan da pirinç pilavı yapar. Yani pirinç pilavı aslında Ramazan sofralarımızda iftarda veya sahurda mutlaka her gün olan bir lezzettir. Onların yerine ne yapacağız? Yani bir alışkanlık da var açıkçası. Doğru, çok haklısınız. Şimdi şöyle, tabii ki sahurun mümkün olduğu kadar kahvaltı şeklinde geçmesini istiyoruz ama burada bir alışkanlığı değiştirmek de kolay değil. Ama ille bir pirinç grubu tüketmek istiyorsak, mümkün olduğu kadar bulgur olarak tercih edelim. Makarna tercih ediyorsak, kepekli olarak makarna tercih etmeye çalışırsak çok daha tok tutucu olacaktır. Yine pirincin kepekli pirinç veya yabani pirinç olarak kullanımı da çok yaygınlaştı artık. Onlar da hem tok tutucu açısından hem de kan şekeri dengesizliğini yaratmama açısından çok faydalı. Güzel.